Ya ben herkes aslında şunu da sormak istiyorum. Münir, Ömer, Gökhan abi, Mehmet abi hepiniz yorumunuzu yapın. Şimdi bugün bir arkadaşımla konuşurken laf lafı açtı. Dedim ki bir Android kullanan birisinin eline iOS cihaz verdiğiniz zaman cihaza alışması çok kısa bir zaman sürüyor. Ve hatta çok kısa bir zaman içinde cihazın her şeyini kullanabilir hale geliyor. Ama siz iPhone kullanan birine Android bir cihaz verdiğiniz zaman hiçbir şey yapamayacak halde oluyor. Bu neden olabilir? Ya da siz buna katılıyor musunuz? Ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Abi bunun başlıca nedenlerinden bir tanesi her şeyi Siri'ye yaptırmaları. Kesinlikle katılıyorum. Başlıca nedeni bu abi. Bizim camiada yani Android cephesinde de bu Google Asistan'a yaptırıyorlar yani birçok kör camiası. Maalesef bizim camia rahata alışkın bir camia. Her Ya şeyin aslında işin bu tarafını düşünmemiştim Mehmet abi ama haklısın. Yani asistandan. iOS'i tam anlamıyla kullanan, mesela bir iOS'te, Braille'de kullanan, birçok şeyi kullanan bir arkadaş eline Android cihaz aldığı zaman aslında zorlanmaz. Yani Ama ama Siri ile Ömer kullanan abi, arkadaşlar gerçekten zorlanıyorlar. benim Yani gördüğüm nokta şu. Yani bir iOS kullanıcısı, yılların iOS kullanıcısı diye düşünelim. Android bir cihaz aldığı zaman yani ne yapacağını şaşırıyor. Ama bizde öyle bir durum yok sanki. Galiba biraz daha işin teknik tarafında mı olduğumuz için? Aslında öyle de değil. O Çünkü zaman iOS buradan kullanmak şöyle da bir ekran o zaman üzerinden buradan o yapıyoruz. zaman buradan şöyle bir şey çıkarabiliriz. Android kullanıcıları daha zekiler. Yok yok, Engeller. ben Yok. o öyle bir Öyle çıkarım değil. yapamaz. Neyse tamam hadi Ben de bir yapmayalım. şey söyleyeyim. Evet sen söyle. Şimdi Sen ikisini de kullandın. ben ikisini de kullandım. Hatta bir ara ikisini birden de kullandım. Evet sen söyle. Şöyle bir şey oluyordu. Birini elime aldığımda, mesela iPhone'u elime aldığımda, bu sefer Android'deki parmak hareketlerini yapıyordum. Android elime aldığımda iPhone'daki parmak hareketlerini yapıyordum. Ha, bir karmaşa ortaya çıkıyordu. Hani psikolojide şey var ya, işte öğretmen bir baba eve geldiğinde çocuğuna, öğretmen okula gittiğinde baba gibi davranıyor, tam tersi oluyor diye. Aslında ben de telefonlarla bunu yaşadım, iPhone ve Android kullanırken. Şu anda bir iPhone telefonu elime aldığım zaman hemen işte rotor hareketi aklıma gelmiyor da işte bu kaydırma hareketleri kafamda canlanıyor. Veya işte dört parmakla ekranın yukarısına çıkmak aklıma gelmiyor. Parmağımı ekranın yukarısına götürüyorum falan. Böyle bir iki sistemin parmak hareketlerinin farklı olmasından kaynaklı bir problem ortaya çıkıyor. Ve şu da var, hani demin Siri ve asistan meselesinde gerçekten haklısınız. Çünkü Siri aslına bakarsanız iPhone'un kullanım noktasını biraz kısıtlıyor. Ama şu noktayı da altını çizmekte fayda var. Google Asistan mı, Siri mi dediğiniz zaman, Google Asistan'ın daha fazla özelliğinin, daha fazla aşamasının olduğu göz önünde bulundurulmalı. Google Asistan'ın tek bir kötü tarafı var bence. O da Google'ın diğer uygulamalarla asistanın çok fazla entegre olmaması. Bu işte sistemin açık olmamasından mı? Hani Android cephesi tabii ki de açık ve kaynak kodlu ve geliştirilebilir bir uygulama sistemi, ama hani geliştirilememesi mi, yoksa başka bir neden mi var bunun altında, bilemiyoruz. Çünkü yüklenilen bir uygulamayı Google Asistan yerine Siri'ye tanıtabiliyorsunuz. Siri ile kullanabiliyorsunuz başka şekillerde, ama Android'de bunu pek yaşayamıyoruz. Pek kullanamıyoruz farklı uygulamalarla asistanı. Ama Android'de Google Asistan'a alternatif farklı asistanlar da tabii ki de mevcut. Örneğin Türk geliştirici tarafından yapılan Ceyda, gerçekten arkasında ciddi bir destek olsa Siri'yi de asistanı da Google asistanı da solda sıfır bırakacak bir uygulama. Evet, bir de aslında ben bunu şeyden düşünüyorum, şöyle düşünüyorum. Biraz da galiba bu bilinçaltlarına yerleşmiş bir önyargıdan kaynaklanıyor da olabilir. Yani insanlar hiç Android kullanmamışlar, tamam mı? Ve etraflarından duymuşlar, işte Android erişilebilir değil, Android'de şunu yapamazsın, Android'de bunu yapamazsın, iOS'de şunu daha kolay yaparsın. Hani hep
iOS'in pohpohlandığını, Android'in de sürekli aşağılandığını ya da işte küçümsendiğini ya da erişilemez olduğunu duymuşlar sürekli. O yüzden ellerini aldıkları zaman eyvah ben bununla ne yapacağım gibi bir paniğe kapılıyor olabilirler. Ki Android olarak bunun bir yani, adı var aslında ama bilmiyorum adını. Ama Android kullananlar da şöyle, yani biz Android'de belki birçok şeyin üstesinden hani kendimiz bir şekilde uğraşarak geldiğimiz için, ya tabiri caizse bir mobil sistem nasıl kullanılır, nasıl keşfedilir bunu öğreniyoruz aslında Android'le. Ve bunu bilen bir adam aslında bu işi, yani Android kullananlar mobil işletim sisteminin temellerini, fonksiyonlarını hani bir şekilde öğrenmiş oldukları için, altyapısını öğrenmiş oldukları için, ellerinde iOS de olsa, bir başka bir işletim sistemi de olsa, onu aldıkları zaman, çünkü o şeyi biliyorlar, sistemin neyle karşılaşabileceklerini, nasıl, ne olduğu zaman nasıl müdahale etmeleri gerektiğini vesaire vesaire, hani buna benzer temel işlevleri bildikleri için de sanıyorum alışmaları daha kolay oluyor gibi geliyor bana. Ben bir şey daha ekleyeyim. Birkaç soru var. Ha, evet Gökhan, pardon. Sen sorulara bakarken ekleyeyim istersen. Benim eşim mesela hiç iPhone kullanmamış. Kullanmadı da. Ben iPhone kullanırken eline aldığında kullanamıyordu. Hani biraz görmesi de var. Ne ekran okuyucuyla ne de ekran okuyucusuz iPhone'u kullanmakta çok ciddi zorluk yaşıyordu. Bu aslına bakarsan hani demin senin son cümlelerinde de söylediğin gibi kullanım alışkanlığıyla da alakalı. Bir de insanın dışa açık olmasıyla da alakalı. Yani bazı iPhone kullanıcıları işte o ön yargı sebebiyle işte Android kötü, Android zor, Android şöyle. Eşim Android kullanırken ben iPhone kullanıyordum ve hani Android'e 2016'da tanıştığımda çok sevmiştim. Çünkü sürekli farklı alternatiflerle karşılaşıyordum. Braille olmadığı için ve Braille ile alakalı bazı tutumlardan dolayı geçmek zorunda kalmıştım tekrardan iOS tarafına. Ama Android'i takip ediyordum. Lenovo P2 vardı. Android 7 geldikten sonra, yani 8-9'dan bahsetmiyorum. Android 6-7'den sonra Android artık kullanılabilir vaziyete gelmişti. En azından TalkBack'te odak kayması meselesi veya istemediğin yere dokunma gibi dezavantajlar ortadan kalkmıştı. Android 9'la da Android'e geri dönmüş oldum. 6'da bırakıp 9'da geri döndüm. Pişman mıyım? Değilim. Bir daha olsa bir daha yaparım. İşte o mantık meselesi yani Gökhan. Burada sistemin mantığını öğrenen bir adam Android'i de iOS'i de ya başka bir işletim sistemi de olsun versinler eline, o mantığı bir şekilde biliyorsa ne yapması gerektiğini bilir. Ya belki bir iki bacalar ama bilir. Evet Mehmet abi, pardon. Ben bir şey ekleyeceğim. Arkadaşlar bilmiyorum bu bana ait mi şey mi bilmiyorum ama ben elime iPhone cihaz aldım mıydı? iPhone cihaz beni sıkıyor arkadaşlar. Ya ben bir an önce elimden bırakayım istiyorum. Yani ya Android gibi serbest kullanamıyorum o cihazı nedense. Hep denemişimdir. Hep de öyle olmuştur yani. Bir an önce bırakmak istemişimdir. Bizim grubumuzda çok acı bir tespitten bahsedilmişti arkadaşlar. Bunu da yan not olarak eklemek lazım. Özellikle genç kardeşlerimiz arasında iPhone kullandığım zaman kendimi daha prestijli hissediyorum diyen kardeşlerimiz varmış. Bence çok üzücü bir şey, çok can sıkıcı bir şey. Ya bu işin genci yaşlısı yok ki, büyüklerde de var ya. Şimdi iş yerinde, ortamda falan görüyorsun birinde bir iPhone. Şimdi en kral Android telefonu alsan kimsenin dikkatini çekmez. Ama git en dandik iPhone al, iPhone yapmışsın, hemen gelirler böyle iPhone. Ya yani böyle gerçekten. Mesela şu benim elimdeki telefon, Xiaomi'nin en iyi telefonlarından birisiydi bir zamanlar. Hala da öyle. Yani kimsenin dikkatini çekmedi. Ya masaya koyuyorum. Ya Android telefon işte sıradan. Ama oraya götürseydim bir iPhone 5S bile koysaydım, iPhone almışsın olacaktı. İşte yani bu durum aslında özellikle işte. Z kuşağını biraz farklı noktaya itiyor. Onlar özellikle kendi kişisel özellikleri konusunda dikkat çekici bir şey bulamadıkları zaman materyal yönden insanların dikkatini çekmeye çalışıyor. Bu da nedir? Paradır, araba anahtarıdır, telefondur, o da iPhone'dur yani. Bu şekilde dikkat çekebiliyorlar.
Çok Hatta yazık. bazı telefon modelleri, özellikle Çin menşeli, adı sanı duymamış telefon markaları Apple kasasını kullanıp Android telefon satmaya başladı. Bu zaten önceden vardı ama hani buna çakma telefon diyorduk. Ama şu anda çakma olarak değil, tasarım olarak. Yani adam kendi Android koyuyor, işte kendi arayüzünü koyuyor ama kasası iPhone'a benziyor. Belki bir iki yerini kırpıyor. Gençler arasında bu model olma meselesi çok fazla. Son zamanlarda Huawei gibi Vivo gibi telefonlarsa özellikle tasarıma özen gösteriyorlar ve bu pro modelleri dedikleri, aslında bakarsanız pro olmayıp da orta üst orta model olan pro modellerinin kasalarında farklı renklere bürünen işte gökkuşağı gibi ya da işte mavi, pembe, yeşil gibi renklere bürünen renk değiştiren kasalar kullanmaya, kapaklar kullanmaya Bunu başladılar. Vivo Böyle bir... yaptı değil mi? Evet, Güneş Vivo Y23, bir V23 şey olsa gerek. V23'tü galiba. Benim Evet, renk Xiaomi T değiştiren Pro'nun arka panel kullanıyor. aynen arka paneli de benim cihazımda tam olarak birebir değiştiriyor mu bilmiyorum da yani arka tarafın renk değiştirdiğini söylüyorlar. Mavi normalde cihaz. Farklı farklı renkler çıkıyormuş cihazı oynattıkça, değiştikçe böyle ortam. Bunu Böyle bir zaten şeyler de Xiaomi ve Oppo bir ara yapmıştı. Hatta ben Oppo A72 kullandığımda yeşil renkliydi telefon ama yeşil, turkuaz, mavi arasında güneş altında değişiyormuş rengi. Xiaomi'nin de Mi 9 Lite'ını kullandığımda maviydi telefon ama güneşin altında morlaşıyordu, İşte bu da mavileşiyordu. ona Bunlar benzer bir şey. aslında evet böyle şeyler yapıyorlar ama Vivo'nunki galiba daha üst seviye bir şey. Gençler arasında bu var. Biraz önce bir şey söylenmişti. Ona dair de bir iki cümle kurayım. Ondan sonra ben çok konuştum. Mikrofonu kapatayım. Yok canım. Şimdi dedik ki hani Android biraz daha teknik, biraz daha araştırmayı seviyorsanız kullanılabilir bir model diye. Aslına bakarsanız telefonu ilk aldığında ayarlarını yaptıktan sonraki, yani kişisel ayarlarını yaptıktan sonra böyle hani işi işte WhatsApp, Facebook, YouTube veya işte Voice Dream, kitap okuma gibi küçük bazlı işte SuperSense, Envision, Freedom gibi OCR uygulamalarını yükledikten sonra başka bir şeye benim ihtiyacım kalmadı. Bana bunlar yeter deyip de telefonunu bunlarla birlikte yetinen, kullanan bir kesim de vardır. Bunu da ihmal etmemek lazım. Yani benim telefonumda belki şu anda en son baktığımda 600 küsur uygulama vardı. Eşimin telefonunda mesela 30 uygulama yoktur belki. Bu da söz konusu. Ve telefonun verimli kullanılması aslında. Hani mobilitenin verimli kullanılmasıyla alakalı bir şey bu da. Evet, hayal aslında iOS'te geri tuşu var. Yani tuş değil de geri hareketi vardı. VoiceOver'la yaptığımız böyle Z çizme ya da iki parmakla yukarıdan nasıldı? 1, 2, 3, Aşağı 4. yukarı yukarı Ekranı aşağı sarma yukarı defa. rahat olsun. Evet, sarma böyle kazımak gibi. 3 parmakla çapraz olarak tutup böyle sarma hareketi yapıyorsun işte Ekranı böyle 3 kaşıyorsun. parmakla. Evet. Aynen kaşıma gibi doğru. Önce yukarıdan başlayıp aşağı, yukarı aşağı. 4 defa mıydı? Öyle bir şey. Üç O defa yaptım. şekilde geri çıkıyordu. Bir de demiş ki iOS'ta bozulunca servise götürmek. Yok işte öyle bir yani çok iPhone'um bozulmuştur. Çok çöketmişimdir. Birazcık kullanmayı bilirsen iTunes'la vesaire kurtarma modunda falan iPhone'u kurtarabiliyorduk da. Ama tabii yani seçenekler çok sınırlı. Yani kuracağın şey belli yine. iOS kuracaksın. 13 kurmazsan 14 kuracaksın. 14 kurmazsan 15. Gerçi tabii aşağı inme diye de bir şey yok. Yani şimdi ben iOS şu an kaç var? 16 mı çıktı? 16 geldi galiba. 16. 16. Mesela şu an elinde iPhone olan bir insan iOS 15 kurmak isterse, 14 kurmak isterse kuramıyor. Çünkü niye Apple onaylaması lazım? Apple'ın sistemlerinden internet bağlantısı olmadan bir kere mümkün değil zaten de. Apple'dan onaylı olarak alması lazım. Apple onaylayacak ki o sistemin kuruluşunu senin telefona kur. Yani adamlar benim cihazıma hangi sistemi kuracağımı bile kendi onayına bağlı tutmuş. Ya bırak ben 14 kullanayım, 13 kullanayım. Yani niye
16 ile beni mesela kısıtlıyorsun. Onaylayacak ki kuracağım. Onaylamazsa kuramıyorum. Halbuki ben bu cihazıma istersem Android 7 bile kurarım. 7, 6, 5 yani varsa bir şekilde bu cihaz için üretilmiş ROM'lar falan bulabilirsem her türlü kurarım. Ve hiç kimse de ya ben bu cihaza bu sistemin kurulmasını onaylamıyorum demez. Yani öyle. Android'in böyle bir güzelliği de var tabii uğraşmak isteyenler için. Evet. Bu arada Münir'e sorulmuş ama genel bir soru var. Bu soruyu da cevaplayıp programı kapatalım çünkü saatimizi yavaş yavaş geçiriyoruz. iOS kullanıp da Android'e geçmeyi düşünüyorum ama erişilebilirlik yönünden çekincelerim var. Geçmeli miyim sizce diyor Furkan Kiraz. Genel bir soru oldu hepimize bu. Bence bence tereddüt etmeden geçsin. Yani hiç sıkıntı yaşamayacağını düşünüyorum. Ya şu psikolojiyle geçildiği zaman bir kere o iş çok zor olur. Ya ben bunu aldım ama yapamayacağım galiba. Ya keşke almasaydım. Ya aldım ama yandık şimdi işimiz var. Uğraşıp duracağız. O psikolojiyi alırsanız zaten o telefondan hiçbir şekilde memnun kalmazsınız. Ama biraz daha mücadele, böyle nötr bakarak. Evet. Mücadele etmek ziyade, hani çok pozitif bakın da diyorum Android muhteşem onu kesin almalıyım diyerek de değil de nötr bakarak hani yapabilirim yapacağım diyerekten bakarak aldığınız zaman bir şeyler daha kolay olacak. Android'den korkmasınlar bence. Evet, biri arkadaş şey demiş, iPhone kamerası çok daha iyi. O yüzden genç arkadaşlar sosyal medya ihtiyaçları için iPhone tercih ediyorlar. Evet, böyle bir gerçeklik var. Kamera noktasında iOS, Android, iPhone'lar gerçekten daha iyi. Yani bunu birçok gören arkadaştan da duyuyorum. Yani arkadaşta Galaxy A73, 72 var ve yani iPhone 8'in ya da iPhone 7'nin fotoğraf çek ve video çekme kalitesinin kesinlikle A72'den çok daha iyi olduğunu söylüyorlar. İş yerindeki arkadaşlardan da çok duyuyorum. Ama ne bileyim ya hani biz görmeyenler için bu çok da şey değil. Görenler evet belki ama yani sırf kamera içinde bilmiyorum ya al bir fotoğraf makinesi o zaman fotoğraf makinesiyle çek. Yani artık şu an sosyal medyaya yayın yapabilen YouTube'da canlı yayın bile yapabildiğiniz çok kaliteli fotoğraf makineleri var. Dijital kameralar falan var ve şeyleri de resim ve video çekme kaliteleri de çok güzel. Ne bileyim tabii bu da bir şey olabilir ama yani bilmiyorum. Sırf kamera içinde ben bir telefonu almam açıkçası. Ama tabii tercih meselesi. Gerçekten çok güzel yorumlar geldi arkadaşlar. Bazı okuyamadığımız şeyler de olduysa kusura bakmayın. Çok fazla sayıda Android kullanan ve uzun zamandır kullandığını söyleyen arkadaşlarımız var. Lütfen bize ulaşın. Biz de sizi Android hikayesi bölümünde konuk edelim Münir'i yaptığımız gibi. Herkese gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bir de Salih, küçük bir ekleme yapabilir miyim? Tabii ki. Bu iOS'tan Android'e geçmek isteyen arkadaşlar için web sitemizde Semih Güven'in yazdığı bir yazı vardı. Bir de benim yazdığım iOS'tan Android'e, Android'den iOS'a, iOS'tan Android'e neden geçtim şeklinde bir yazımız vardı. Onu takip edebilirler. Eğer ki sorular varsa da zaten YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp, mail her yerde var. Yani her yerdeyiz kısacası. Bir arkadaş Tekno cihazları sormuş. Sanıyorum erişilebilirlik konusunda çok fazla sıkıntıları yok Tekno'ların. Yani HiOS diye bir arayüz kullanıyorlar. Yani ham Android arayüzüne yakın bir sistem var galiba onlarda. Bir ara Merih abi kullanıyordu. Merih Özbay. Ama sanıyorum bırakmış. Niye? Galiba şey ama yani güncelleme noktasında falan çok da iyi değil. Yani Android onunla geldiyse en fazla belki 11 bile almıyor olabilir yani bilemiyorum. Ama galiba o tarz şeyler, markalar. Tamam güzel mesela ne o? Tekno Camon 19 Premium muydu? Mesela bu gimbal'li bayağı böyle kaliteli kameralı bir cihaz yapmış. Yani bildiğin kamera cihazı. İşte gimbal dedikleri döner başlık falan var kameranın içerisinde. Resim sabitleme, optik sabitleme ve dijital sabitleme falan da var. Bayağı kaliteli bir cihazmış mesela bu. Ama işte yazılım olarak yani güncelleme almıyor diye söyleniyor.
Katılan, bizi dinleyen, yorum yapan herkese çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Evet, Programımız Tişo'dan bahsedecektik ama bahsedemedik, artık bir dahakine. evet, bir dahaki programımıza gerçekten güzel yorumlar, güzel tepkiler geliyor. Biz her zaman 2 haftada bir burada olacağız. Bizi takip etmeye devam edin. Kanalımıza abone olun olmadıysanız lütfen, bu çok önemli bizim için. Belli bir sayıya ulaştığımız zaman çok daha fazla insana ulaşma şansımız olacak. Bu arada 5 Mart'ta bizim kuruluşumuzun, açılışımızın yıl dönümüydü. Çok fazla gürültü çıkarmak istemedik malum sebeplerden dolayı. Ama gerçekten bizim için çok güzel bir gündü. Bir yıl içinde çok fazla şey yapma fırsatımız oldu. Sizin desteğinize çok daha şey de yapma fırsatımız olacak. Yapma şevkimiz, yapma isteğimiz olacak. Lütfen bizi takip edin ve desteklemeye devam edin. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Evet, Hepinize herkese hayırlı hoşçakalın. akşamlar derken arkadaşlar, bu arada accessibleandroid.org ve accessibleandroid.com birleşik olarak yazılıyor. accessible android.com ya da org. Bizim İngilizce adres sitemiz, sizin İngilizce bölümü. Orada bizim çevirdiğimiz yazıların yanında yabancı yazarlarımızın da yazmış oldukları yazılar var. İngilizceye ilgi duyan ya da ne bileyim İngilizce Android hakkında bir şeyler, erişilebilirlik hakkında bir şeyler okumak isterim diyen arkadaşlar da buradan faydalanabilirler. Bilginiz olsun. Kuruluş yıl dönümümüz itibariyle neredeyse İngilizce sitemiz açık oldu. Çok fazla bir kaynak yok ama yani yavaş yavaş geliştiriyoruz. Ben de bunu bir duyurmuş olayım dedim kendi adıma. Çok Ve bu güzel. konuda destek verebilecek arkadaşlar varsa, İngilizce içerik üretirim, Türkçe yazdığım yazının ya da bizim sitede yazılmış yazıların İngilizce içeriğini hazırlayabilirim, çevirebilirim diyen arkadaşlarımız da varsa seve seve destekli kabul ederiz. Herkese hayırlı akşamlar, iyi hafta sonları. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum ben de. İyi, teşekkürler. İyi akşamlar, iyi geceler. Ben de hayırlı akşamlar diliyorum. Münir'e de bizi kırmayıp aramıza katıldığı için teşekkür ediyorum. Tüm katılımcılarımızın da bizi Twitter, Facebook, YouTube, Telegram, WhatsApp ve mail üzerinden, bir de web sitemiz, bir de Play Store uygulamamız üzerinden takip etmelerini bekliyoruz tabii ki. Kapanıştan önce 2 tane soru olmuş. Bu sorular arkadaşlar gelip bizim WhatsApp ya da Telegram gruplarımızda sorabilirsiniz. Yani şu an hani bir arkadaş telefon önerisi istemiş, bir arkadaş bir programın linkini istemiş. Yani bu tarz şeyleri Telegram ya da WhatsApp gruplarımızdan talep ederseniz oralardan daha iyi yardımcı olur.